1 Mart'ta yüz yüze eğitime hazırlanan gençlerden İstanbul'un yaşlı binalarına geçebiliriz. Bu büyük bir sorun çünkü bir gün mutlaka İstanbul'da deprem olacak. En yaşlı binalarımız Fatih, Beyoğlu, Beykoz ve Üsküdar'da. Kaç yıllık bir binada yaşıyorsunuz? 50 yıllık. Kaç yıllık bu bina? Yaklaşık 60 yıl, 55-60 yıllık filan. İstanbul'un binaları yaşlandı. 1960'lı, 70'li, 80'li yıllardan beri ayaktalar. Olası depremde yıkılma riskleri ise çok büyük. 1980 yılından önce yapılmış 263 bin bina var. Beklenen Marmara depreminde en fazla etkilenecek olan binalarda bu binalar. Taşı toprağı altın İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina ve 4,5 milyon daire var. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre bu binaların %22.6'sı yani 262.665'i 1980 ve öncesinde yapıldı. İstanbul'daki binaların çoğu ya çürük ya çok dayanıksız. Üstelik binlercesi 99 depremini gördü. Risk birçok ilçede çok büyük. Özellikle de Fatih'te. Fatih'te 1980 öncesinde yapılmış yaklaşık 32 bin bina var. Tabii içlerinde de yaşam. Üsküdar'da da 13.864 yaşlı bina var. Örneğin bu bina 1961 yılında yapılmış. Yani tam 60 yaşında. Üzerinde de çatlaklar var. Güçlendirme bile olası bir depremde onu ayakta tutmaya yetmeyebilir. Binlerce bina yıkılmayı bekliyor. Çok tedirgin oluyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz gerçekten. Çünkü Üsküdar'da öyle yeni bir bina yok. 31.899 binayla en çok eski bina Fatih'te. Beyoğlu'nda 17 bin, Beykoz'da 15.981, Kadıköy'de 12.816, Gazi Osmanpaşa'da 12.786 yaşlı bina var. Eyüp Sarıyer 11 bin, Şişli'de 10 binden fazla bina çok eski. 263 binin üzerine bir de 80 ile 2000 yılları arasında yapılan binaları koyduğumuzda yaklaşık İstanbul'da bugün 500 bine yakın binanın acilen yenilenmesi gerekiyor. Rapora göre en yeni binalar Beylikdüzü ve Arnavutköy'de. 1980'den önce yapılan Beylikdüzü'nde 41 bina var. Arnavutköy'de de 96 bina var. Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan ilçeler olası bir Marmara depreminde en fazla etkilenecek ilçeler olup içeride olan ilçeler de kısmi olarak olabilecek 7'nin üstündeki bir depremde mutlaka etkilenecektir. 1980 ve öncesinde yapılmış binalarda 3.2 milyon kişi oturuyor. Hepsi tedirgin diken üstündeler. 60 yıllık bir binaysa hiç tedirgin olmuyor musunuz deprem riskine karşı? Tabii ki oluyoruz, tabii ki oluyoruz ama maliyetler yüksek olduğu için durum pandemi var, zaten işsizlik var. Test ettirmek bayağı yüklü bir para olduğu için yaptıramıyoruz. Bizim binamız 50 yıllık bina. Ve bakılmasını istiyorum, gelip görmelerini istiyorum. Sağlıklı değil şu anda. Korkarak yaşıyoruz. Uzmanlar uyarıyor, acele edilmemeli. Binaların sağlam olup olmadığına baktırılmalı. 90 öncesi, 80 öncesi yapılan binalar hangi mahallelerde kümelendiyse, fazlaysa belediyelerimiz o mahallelerde, o eski binaların bulunduğu yerlerde çalışmaları yapabilirler. Vatandaşlarımızı bilgilendirebilirler. Binaların bence bodrum katlarına binsinler. Çatlak var mı? Kirişlerinde bir kesme var mı? Hatta bence bir mühendisten faydalanarak, onların tecrübelerinden faydalanarak binalarında bir risk taşıyıp taşımadığını da tespitini yaptınız.